Maide 51 açıklayın. Hristiyan ve Yahudileri dost edinmene ilgili diyor. Yazık size diyor Mücahit. Yani Yahudi ve Hristiyanlar dost ediniyorsunuz diyor. O yüzden de yazık diyor. E peki sen tek bir ayetle nasıl Müslüman oluyorsun ya? Mesela Maide 51. 6666 ayet var. Bir tanesi onu ilgilendiriyor, o kadar. Öbür ayetler seni ilgilendirmiyor. Öbür ayetlerde de evlenin diyor Allah ehli kitapla. O ne? O ayeti kabul etmiyorsun. Bu ayeti kabul edin, o ayeti kabul etmiyor. O zaman dinsiz olursun. Aklını başını al. Yemeklerine gidebilirsiniz diyor Allah. Yemeklerini yiyebilirsiniz. Ve müşrikleri diyor, güvenlik içinde bir yerden bir yere kadar ulaştırın diyor Allah. Canınızı tehlikeye atarak ulaştırın. Onların güvenlik içinde olduğunu anladığınızda geri dönün diyor. Müşrik, müşrik. Müşriğin canını korumak için kendi canınızı ortaya atın, tehlikeye atın diyor Allah. E sen diyorsun ki Hristiyan ve Yahudileri dost edinme ayetin. Ya kardeşim Hristiyan ve Yahudi'yi dost edinme ayetini sen anlamıyorsun ki orada neyi kastettiğini. Müslümanlığın, İslam'ın hükümleri varken Allah Hristiyan ve Yahudi inancına göre hareket edemezsiniz diyor. Onu söylüyor. İslam'ın, Kur'an'ın menfaatlerine göre hareket edeceksiniz diyor. Yani muharef Tevrat, muharef İncil'e göre yanlış hükümler, yanlış uygulamalar yapmayın. Anlamı budur.